Anadolu Selçuklu devletinin hükümdarları gerçek hayatta nasıl görünmekteydiler? İşte bu sorunun cevabı ve ilgili görseller. Bütün bir hafta sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gerek benim bu videoda kullandığım görseller, gerek sosyal medyadaki görsellerin temel kaynağı 22 Haziran 2023'te HaberTürk'teki Murat Bardakçı yazısıdır. Bunu bir kenara koyalım. Anadolu Selçuklu hükümdarlarını biz nedense o kadar popüler bulmuyoruz. Oysa ki onlar bu vatanı bizlere emanet bırakan, Anadolu coğrafyasına Türkiye denilmesini sağlayan, burada defalarca Haçlılarla Moğollarla savaşan yüce hükümdarlar. Onlar ki Selçuk Bey'in neslinin kutalmış oğlu Süleyman Şah'tan olma kollarıydı. Yine yıllar yıllar önce yapılmış bir gazete haberinde Murat Bardakçı şunları anlattı tüm halka. Anadolu Selçuklu sultanlarının ve bazı hanedan mensuplarının mezarı restore edilmek için açılmış, kemikler bir çuvala konulmuş, çuval depoya kaldırılmıştı. Ancak pencerenin açık unutulması nedeniyle gece yarısı depoya giren köpekler çuvalları yırtmış, kemikleri dağıtmış, bazı kemikler ise kaybolmuştu. İşte bunun neticesinde 2017 yılı itibariyle yeniden başlayan hummalı çalışmalar ışığında DNA analizleri adli tıp çalışmaları ile birlikte bu kemikler yeniden bir araya getirildi. Bunun yanı sıra bu çalışmalar sonucunda kafa tasları DNA'lardan yola çıkılarak etlendirildi. Uygun beden yapılarında silikon heykeller yapıldı ve yine dönemin koşullarına uygun olarak bu silikon heykeller içinde kumaş kıyafetler dikildi. Tüm bu tarihi güzide eserler bir sergiyle halka açık şekilde yayınlanacak yakında. Ancak hadi biz dönelim ve bakalım. Acaba Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihimizin en kıymetli hükümdarlarının bir kısmının gerçek hayattaki görünüşü nasıldı? Şu anda ekranın sol tarafında gördüğünüz tahtına oturmuş heybetli padişah 2. Kılıcarslan'dır. O öyle büyük bir komutandır ki kazandığı Miryo Kefalon zaferinden sonra Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tüm cihan tarafından kabul edilmiş bir gerçek haline gelmiştir. Ekranın sağ tarafında ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu kabul ettiğimiz İznik Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Şah yer almakta. Şu anda ekranın sol tarafında Sultan I Kılıçarslanı, sağ tarafında ise Şehinşah Melik Şah'ı görmektesiniz. Yine sol tarafta Rükneddin Mesud'u, sağ tarafta ise 2. Kılıcarslan'ı görüyorsunuz. Ekranın sol tarafında gördüğümüz sima 2. Rükneddin Süleyman Şah'a ait. Sağ tarafında ise çocuk yaşta tahta çıkan ve sadece 3 ay hüküm süren 3. Kılıcarslan'ı görmekteyiz. Ekranın sol tarafında gördüğümüz isim 1. Gıyasettin Keyhüsrev. Sağ tarafta ise Alaaddin Keykubat var. Alaaddin Keykubat bizim bildiğimiz namıyla Ulu Keykubat. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak devrini yaşatan, Selçukluların Anadolu'da en zengin, en güçlü, en müreffeh olduğu dönemin mimarı olan Alaaddin Keykubat. Şu anda ekranın sol tarafında 2. Gıyasettin Keyhüsrev'i görüyorsunuz. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Moğollara mağlup olunmuş ve Anadolu'da Moğol tahakkümü başlamıştır. Ekranın diğer tarafında ise Moğollar tarafından yay kirişiyle boğdurulan 4. Kılıç Arslan'ı görmekteyiz. Ekranın sol tarafında yine Moğollar tarafından öldürülen 3. Gıyasettin Keyhüsrev'i sağ tarafta 2. Gıyasettin Mesud'u görüyoruz. 2. Gıyasettin Mesud, Osmanlı Beyliği ile ve Osman Gazi ile olan güçlü ilişkileriyle belki de yeni bir devletin kurulmasında pay sahibi olanlardan birisidir. Ekranda gördüğünüz bu genç sima ise Ulu Keykubad'ın tahta geçmeyen oğlu Keyferud'una ait. Bu fotoğraftaki heykel ise 2. Rükneddin Süleyman Şah'ın etlendirilmiş yüzünün yer aldığı dönemin kıyafetlerine göre giydirilmiş silikon heykeli. Bu etlendirilmiş yüz hatlarının, saçların, sakalların, gözlerin o dönemki gerçek yüz hatları olduğunu söylemek tabii ki de mümkün değil. Ancak neticede DNA'lardan yola çıkılarak yapılmış bir etlendirme çalışması. Dönemin gerçek koşullarına yakın bir veri olduğu şu su götürmez bir gerçek. Yapılan bu adli tıp incelemeleri neticesinde tarihte tartışılan bir hususta artık açıklığa kavuşturulmuş durumda. Yine gazete haberinde yer alan bilgiye göre yapılan kemik testlerinde Sultan Alaaddin Keykubat'ın yani Ulu Keykubat'ın zehirlenerek öldürüldüğü de açığa çıkmış durumda. Bu videonun da bu şekilde sonuna geliyoruz. Tarih severlerin ilgisini çeken güzel bir konuydu. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tarihle kalın.